Sağlık çalışanları tarafından aşı vurulmaya ikna edilen Yahyalı ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Mustafa Biber, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şiir yazdı. Yahyalı Kazibeli Mahallesi Biber Apartmanı'nda ikamet etmekteyim. 86 yaşındayım. Sıhhatim iyi şükür. İlk aşıyı vurulduğumda çok memnun oldum. O zaman bir şiir hazırladım memnuniyetimden dolayı. Şimdi de ikinci aşıda sizlere bu şiiri okumak istiyorum. Çin'den ve Rusya'dan, şimdi de Almanya, aşı tedarikinde hep girdiler sıraya. Sesimizi duyurdun, yaşa var ol dünyaya, kudretli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sağlık Bakanımız da seçkin kişi yanında, aşılar vuruluyor hemen tik tak anında, o sağlık ordumuzun gece gündüz yanında bilgili başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Bakanımız Fahrettin, soyadları da koca, çok değerli bir insan, ulaşıyor amaca. Covid'i koymayacak, aşılar vurulunca sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Sağlık müdürümüz Ali Ramazan denli, saygı sevgi ruhunda öylesine sevgili. Millet ondan çok memnun, aşılarla ilgili devletli başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Maneviyat olunca halkı hak biliyorlar. Kayseri'nin halkına durmadan çalışıyorlar. Ohud belasına aşıyla son veriyorlar. Merhametli başkanım Recep Tayyip Erdoğan. O sağlık personeli, prof, uzman hepsi usanmadan çalıştı. Mühim değer gerisi, Covid'i mağlup etmek hepsinin gayreti. Değerli başkanımız Sayın Tayyip Erdoğan. Allah'ımız inşallah her zaman verir zafer. Sizlere, bu millete dilerim mutlu günler. Çok kudretli başkanım Recep Tayyip Erdoğan. Pek çok değerli Cumhurbaşkanımız. Evet Allah, sizlerin yanında Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, Kayseri Sağlık İl Müdürümüz Ali Ramazan Derni gibi Allah'ına, vatanına, milletine bağlı insanlar oldukça Allah'ımız gücünü artıracak. İnşallah her zaman zafer sizin olacaktır. Hürmetlerimle Mehmet Biber Ozan. Ben gençlik yıllarında bir reçete alıp ilaç almak istedim. Sigorta hastanesine vardım. %100 muayene parası verdim. Bir reçete yazdırmaya. İlaç alacağım. Sigortasının hastanesi var. Girdim. Paramparça, bölük pırçık. İlaç verirler. Bazenleri hiç yok. 100 lirayı karşılamadı aldığım ilaçlar. Gerçek böyle. Şimdiki sağlık durumundan, şimdiki durumdan çok memnunum. Allah o günleri geriye getirmesin ya. Gerçekten ya. Türkiye'mizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanların hepsi seferber oldular. Daha Covid ilk çıktığında tedbirleri aldılar. Hastanelerimizi çoğalttılar, daha evvelden çoğalttılar. Yani her şey yeterli Türkiye'de. Ha onu bırak sen, 166-167'ne devlete bu sağlık malzemesi Türkiye bedava olarak yani gönderdi yani. Türkiye'nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir yani. Böyle olmasaydı biz bir Hindistan olurduk yani. Olmaz mıydı? Hindistan'da adamlar yakacak yer bulamadılar cenazelerini ya. Yani öyle attılar şeye, Karşı Nehri'ne ya. Ha, bizlerini yapacaktık, biz de yer bulamayacaktık. Öyle olacaktı. Tedbirler alındı. Yani biz takdir etmemiz lazım, halimize şükretmemiz lazım. Hele hele sağlık çalışanları gerçekten bu yönde canlarını feda ettiler. Bir Covid olan bir insanın yanına varmaya korkarken onlar kendilerini siper ettiler yani. Gerçek. Biz gördük yani ya, Allah Allah. Böyle yok. Onlarla iftar ediyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim. Allah'ım devletimize güç kuvvet versin. Çok iyi oldu. Biz iyiyiz. Çok rahatlık yaptık.
İnnesimiz, aşımızı vurdular, şey ettiler, hizmetlerini hep yiyorlar. Devletimize çok versin Allah. Birçok işlerimizi bırak buraya geldiniz, zahmet verdiniz. Allah razı olsun, bize şahit ettiniz. Yaşımızı gençleştirdiniz, ya size teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Doktor Yasemin Doğan da, Yahya Devlet Hastanesi başhekimimiz. Mehmet amca aşı olma konusunda biraz kararsızdı. Yaşı gelmesine rağmen aşısını hala evden çıkmadığını belirterek yaptırmak istemiyordu. Ama biz sürekli çocukların eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı. Yaklaşık 20 gün önce ilk doz aşısını yapmıştık. Şimdi de tekrar ikinci doz aşısını yapmak için geldik. Şu an o da kendisi de zaten aşının önemini, aşının ne kadar gerekli olduğunu, ne kadar büyük bir halk sağlığı problemiyle savaşmamız için elimizdeki tek silahın olduğunu bize çok da güzel anlattı. Bütün yaş sırası gelen, bütün aşı sırası gelen halkımızın mutlaka aşılarını yaptırmalarını öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanırsak bu savaşı kazanacağız.